Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çok merak edilen ödül abi, ödül dedik mi? Ya da böyle bir etkinliği bitirdiğimiz zaman verilen finaldeki ödüller abi dedik mi? Fenayız, fena. Mesela siber hafta sonu ödül dedik mi abi? Yana yakıla bekliyorduk. Özellikle benim gibi tüm her şeyini fullemiş. İşte ne hikaye macerası, neler bir antik kalmış oyuncular için 7. sahnenin gelmesi çok enteresan. Ve 7. sahne 1. bölümde artık gelmek üzere ve tabii ki 7. sahne 1. bölüm ödülleri ne olacağı çok merak ediliyor arkadaşlar. Nasıl siber hafta sonuyla ilgili bir mevzu yapmıştık ödüllerle ilgili. Yine burada da yapacağım arkadaşlar. Bakalım 7. sahne ilgili nasıl ödüller gelecek tahmin ediyoruz veya da benim beklentim nedir? Hadi arkadaşlar ufaktan bir başlayalım. Şimdi size bir Excel tablosu göstereceğim yine. Ama öncelikle bir kıyaslama yapıyorum. Bu 5. sahne arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. 5. sahnenin %100 ödüllerine bakıyorum. 5. sahne %100 ödülleri. Tek tek bakmayacağım ama toplarla söyleyeceğim. 5. sahneyi %100 yaptığın zaman arkadaşlar 10.000 parça 6 yıldız gelmiş. Bir tane 5 yıldız gelmiş. Bir tane Alfa 2 gelmiş. 2 tane T5. Bir tane 5 yıldız genel cevher uyandırma. 6 tane S4. 20 tane 5 yıldız özgünlük taşı. Ve burada da arkadaşlar R4 cevher rütbe yükseltmesi gelmiş. Bir de ünvan. Ünvan çok önemli değil. Burada bunu verirken arkadaşlar 6. sahne 1. bölümde. Hani 5. sahnenin yüzdesinden 6-1'e geçerken. Şimdi biz nasıl 6'nın yüzünden 7.1'e geçeceğiz? Onun gibi düşünüyorum. Şöyle baktığımda arkadaşlar burada toplamda 6.000 parça 6 yıldız vermişler. Bir çeyrekte T5 vermişler. Yine rütbe yükseltme var arkadaşlar. Burada şöyle baktığımda bir R3 atma taşı var. Yani daha düşüğünü vermişler. T4'ler, Alfa 1'ler, Alfa 2, S4'ler var. Aşağıya baktığımda %25'lik S5 var arkadaşlar. Yine onun dışında şöyle baktığımda bir R4 atma taşı var. 8.000 parça 5 yıldızda bura var. İkisini toplarsanız 13.000 parça. Verdiği T4 ve Alfa S4 yukarıda birer taneyken burada arkadaşlar 3'er tane almış ve altın. Altınları çok saymıyorum. Bu şekilde gelmiş. Yani yükselme oranına buradan bakıyorum. Ve daha sonra arkadaşlar 6. sahnenin %100 ödüllerine bakıyorum. %100 ödüllerine baktığımda böyle tek tur attığımızda verilen ödüller işte bir takım güzeller var. Çok fazla uzatmayacağım çünkü direkt 7. sahneye geçmek istiyorum arkadaşlar. 7. sahnenin ödüllerini tahmin etmek istiyorum. İşte rütbe yükseltmeler falan, fiş mekanlar, intermeyanlar. Ben bunu arkadaşlar bir Excel tablosuna döktüm. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle baktığımda yukarıda göreceksiniz arkadaşlar şurada. 5. sahne tek tur ve %100 yapmalar var. Belki biraz küçük kalıyor ama işte Excel tablosu çok da yapacak bir şey yok abi. Onun dışında işte bunun kıyaslaması, işte 6. sahne, 5. sahne %100 azalarsa gösterdiğim ödüller ve karşılığında işte 6. sahnede 6-1'de gelenler. Ve şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda 6. sahnenin %100'lerine bakıyorum ve 7. sahnede neler gelebilir arkadaşlar? Şöyle ufaktan bir başlayalım. Mesela 7. sahne tek turda neler gelebilir ve 7. sahnenin %100'ünde neler gelebilir arkadaşlar? Yine ona da şimdi ufaktan bir operasyon başlayacağız. Mesela baktığımda 5. sahnenin %100 ödüllerinde gelen hatta tamamında gelen 5.000 parça 6 yıldızken 6. sahne 1. bölümde toplamda 6.000 parça var mesela. Yani 6 yıldızları bir miktar yükselmişler. Ama bu tabii ki o zamana göre, o zamanın şartlarına göre değil. Fakat baktığımda 5. sahnenin %100'ü ile 6. sahne 1'in yani ardışığında olan şeyin çok aman aman bir fark olmadığını gördüm. Tek tura bak şimdi 6. sahnenin tek turu ve %100'üne baktığımda tek turu komple attığımızda arkadaşlar 10.000 parça 6 yıldız vermişti. %100 yaptığımızda da 6 yıldız Nexus vermişti. Benim tahminimce arkadaşlar 6 yıldızdan tahmin ediyorum 20.000 veya 30.000 civarında bir 6 yıldız verecektir tek tur attığımızda. Direkt tek tur attığımızda arkadaşlar 20.000 veya 30.000'dir. Ben bunun ortalaması olarak arkadaşlar 25.000 parça yazıyorum. 25.000 parça 6 yıldız vereceklerdi tek tura diye tahmin ediyorum. Onun dışında baktığımızda T5'lere bakalım. Daha öncekinde 2 tane verirken arkadaşlar %100'ünden bahsediyorum. Burada tek turuna çeyrek, %100'üne de bir çeyrek. Yani neredeyse kafa kafaya denk gelmiş. Şimdi burada 7 tane de T5 varsa arkadaşlar ben diyorum ki tek turuna yine 3 tane T5 verir. Bunlar tek tur. %100 tahminlerine birazdan geçeceğiz. Gelelim arkadaşlar şimdi mevzuya. 6. sahne tek turu attığımızda %25 seçmeli S5 veriyor arkadaşlar. 6. sahne tek tur attığımızda.
Şimdi 5 ve 6.1'deki yani eskilere baktığımda S4'lere bakacağım. S4'lere S5'lere göre kıyaslayacağım. Mesela burada 6 tane S4 verirken daha sonrakinde 4 tane S4'ü düşürmüş. %100 de. Yani koskoca 5. saniye tamamı 6. saniyenin 1. bölüm şeklinde bir miktar düşürmüş arkadaşlar. Ben yine burada tek tur atıldığında yine arkadaşlar aynı şey vereceğim. %25 seçmeli S5 verecektir. Yani totaldeki ödüllere bakacağız. Totaldekiler efsane olacak bu arada. Onu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ve gelelim devam edelim arkadaşlar. Alfa 2 ne kadar? Bu alfa 2'leri falan çok fazla takılmıyorum bu kısımlara. O kısımları geçiyorum. Benim için böyle bizim için asıl olan büyük ödüller. İşte 6 yıldızlar, S5'ler, Cevherlandırmalar falan, rütbe yükseltmeler falan fiş mekan arkadaşlar. Bence bunlara biraz odaklan. Yani ben bunlara odaklanacağım diyeyim. Başka ne verebilir? Daha önce ne vermiş mesela? 5 yıldız parçası verir mi bilmiyorum arkadaşlar. 5 yıldız parçası verirse de 40 bin 50 bin civarında verir. O yüzden yani hadi bir 5 yıldız tahminle yapayım. 5 yıldız tahminim. 5 yıldız da arkadaşlar tahminimce bir 40 bin parça verir. Yani verirse 40 bin parça civarında verir. Tek tura 6 yıldız cevher uyandırması tam vermez. Rütbe yükseltme mutlaka verir arkadaşlar. Mutlaka verirler. Mesela ne verirler? 6 yıldız R2 verirler yine arkadaşlar. Ama kaç tane verirler? Çarpı 2. Bence 2 tane 6 yıldız R2 verirler ki bunların içerisinde bolca T5 olduğu aşikardır arkadaşlar. Ve yine genel olarak verirler. Genel rütbe yükseltme diyelim buna. Rütbe Y diyelim arkadaşlar. Rütbe yükseltme 2 tane verirler tek tura. Onun dışında yani 5 yıldız 40 bin 50 bin parça civarında verir. İşte Nexus'u falan. Alfa 2'si Alfa 2'si falan da arkadaşlar. Yine yanında verir. Altın da verir. Yani tahminimce altın yine 1,5-2 milyon civarında verir tek tura. Ve gelelim arkadaşlar. Şimdi %100 mevzusuna. Peki %100'de ödüller ne olur? Ödüller ne olur? Bakalım şimdi arkadaşlar. Daha önce 6. saniyenin komplesini %100 yaptığımızda bir Nexus vermiş. 6 yıldız Nexus vermiş. Bence %100'e arkadaşlar yine 6 yıldız Nexus verir. Ama 6 yıldız Nexus bence sınıf olur arkadaşlar. Sınıf Nexus'u verir. Sınıf üçlü veya beşli. Yani bu Siberler'de gösterdiği üzere ben üçlü diyeyim arkadaşlar. Ama beşli verirse bence daha güzel. Çünkü üçlü çok büyük tepki aldı arkadaşlar. Çok büyük tepki aldı. Yani Siber hafta sonu çok büyük, çok kişi için çok kötü geçti arkadaşlar. %100'e bence yine bir sınıf Nexus'u verir. Yine T5 verir bir miktar. Yani sanıyorum 5 tane civarında da bir T5 verir. %100 yapıldığında arkadaşlar bence bir %50 veya yine %25 olabilir. Ben %50'den yana kullanacağım şansımı. Seçmeli S5 verecektir arkadaşlar. Yine seçmeli S5'i 5 yıldız parçası daha vermez. Daha vermez. Bunun yanında arkadaşlar bir de 30 bin parça bence 6 yıldız yine verecektir. 6 yıldız 30 bin parça verecektir. İşte 30 bin parça toplamına baktığınızda 50 bin parçalık 50-55 bin civarında bir 6 yıldız bekliyorum. Yani tabii ki günümüze göre uyarlanmış versiyonunu bekliyorum arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar 6 yıldız R3 genel rütbe yükseltme bekliyorum. Genel rütbe genel bekliyorum. Ama bu sınıf da olabilir. Genel ya da sınıf. Genel işte ya da random rütbe yükseltme diyorum arkadaşlar. Genel veya random, hani genel olmasa bile random mutlaka olur arkadaşlar. Bir tane 6 yıldız cevher uyandırma bekliyorum arkadaşlar. Uyandırma bekliyorum. Kesinlikle bekliyorum. Uyandırma. Bunlar zaten bank olur. Ama bu ne olur? Genel veya random onu bilemem. Genel veya random olur arkadaşlar. Ama muhakkak muhakkak gönderirler. Muhakkak gönderirler arkadaşlar bunları. Yani şöyle baktığımda benim tahminime göre arkadaşlar şöyle başka eksik bir şey var mı diye bakıyorum. Yani 5 yıldızı artık geçiyorum, daha 5 yıldızla ilgili bir şey vermez ya. 7. saniyeye geçiyorsun. Ünvan da vereceğini düşünmüyorum. Mesela ünvan da vereceklerini pek düşünmüyorum ama yine altın %100 yaptığınızda bir 5 milyon, yani toplamda 6 milyon 7 milyon civarında bir altın verirler diye tahmin ediyorum. Altını 6-7 milyon diye toplamda tahmin ediyorum. Bunların yanında mutlaka ufak tefek aynı zamanda yolun içerisinde hatırlayın 6. saniyenin son bölümü, 6. saniyenin her bölüm için ayrı ayrı mesela 6-4'te her tur attığınızda artı 18 bin parça alfa 2 vermişlerdi arkadaşlar. Yine burada da alfa 2 parçalarını içeriye atabilirler.
Onun dışında yine %5'lik, %10'luk S5'leri yine Aixa'dan için, yani içinde de yolda da mutlaka bir şeyler koyacaklardır. Bir kutucuk koyacaklardır. Artık onun içerisinden ne çıkarsa, işte Alfa 2 mi eklerler bilmiyorum. S5 parça %5, %10'luk S5 parçaları geliyor aklıma. Yine bunlar da olabilir veya T5 parça, yarım T5'ler, çeyrek T5'ler de yol içerisinde koyabilir. Veyahut da bunları parça parça dağıtır. Mesela 6 yol olacaktır yine. 6 yol arkadaşlar, dediğim gibi işte 2 yol T5, 2 yol işte Alfa 2, 2 yol da S5'ler, %5'likler koyabilirler arkadaşlar içine. Şöyle bir toparlarsam tahminimce 7. sahne 1. bölüm arkadaşlar %100 yaptığımızda ortalama 50 bin civarında, şu ikisinden bahsediyorum arkadaşlar, 6 yıldız gelecektir. Yine 8-10 civarında bir T5 bekliyorum arkadaşlar. Full seçmeli S5 bakın. Tam bir S5 vermezler ama totalde bir %50, %75'lik seçmeli S5 verirler diye tahmin ediyorum. Veyahut da bir ihtimal, burası %25 random da olabilir S5'in. Ama yani finalde mutlaka %50 bir seçmeli bekliyorum. Veyahut da 25 random, 25 seçmeli de olabilir. Ama ortalama %50 ila %75 civarında bir S5 bekliyorum arkadaşlar. 6 yıldızlar çok güzel. 50 bin parça. Mutlaka sınıf Nexus'u bekliyorum. Orası bankodur. Rütbe yükseltmeler yine arkadaşlar burada baktığınızda 2 tane 6R2, bir tane 6R3 mutlaka bekliyorum ki bunların içerisinde onlarca T5, onlarca S4, Alfa 2 falan filan diye arkadaşlar bolca eşyası var. Yine genel rütbe yükseltme bekliyorum ama random olarak bekliyorum. Yani %50'lik bir şey için sanmıyorum. Ve 6 yıldız cevher uyandırma arkadaşlar. Genel verirlerse çok çok iyi olurlar. Ama vermezlerse de random da olsa bana bilim gelir. 3 tane açtım arkadaşlar. Bugüne kadar 3 tane 6 yıldız cevherlandırma kristali açtım. 3'ü de bilim geldi. Yani terbiyesizlikte zirveye çıkan kabama buradan selam olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Benim tahminlerim bunlar. Ve baktığımda arkadaşlar muazzam ödüller. Yani 50 bin parça 6 yıldız, sınıf Nexus'u, seçmeli S5'ler, cevherlandırmalar, rütbeler. Bunların yanına artık nelerle süsler arkadaşlar? Onları bilmiyorum. Artık süsleyeceği zaman bakarız arkadaşlar. Daha kim bilir neler neler olacak. Belki bir hero bile, ya da bir profil fotoğrafı, profil fotoğrafı ama bir hero hediye etsin istiyorum açıkçası. Hadi bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce ödüller bu kadar, bu ödüller yani ödüller böyle gelse sizce nasıl? Mükemmel olur mu? Efsane olur mu? Yoksa normal midir ya da düşük müdür arkadaşlar? Tahminlerinizi ve düşüncenizi videonun altına mutlaka yazın. Çünkü biz burada sonuçta bir şey paylaşıyoruz. Yani burası bir paylaşım platformu. Düşüncenizi mutlaka yazın. Ve tabii ki destek olmak için de güzel bir like bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.